Siyah gözü gözüktüğü için ama. Kaşın özelliğinde olduğu için. Sevk ediyorsun. Tabii sevk ediyorsun. Sevk ettiğin adı yoksa içine giriyor. Hemen sevk. Aynen. Yani bu sarıktan dolayı ha. Onlar sayıyor yükseltiyor. Onlar da doğru çıkarsa da çok çok. İnşaatı tamamlanan Nazilli Devlet Hastanesi'ye yeni bina inşaatını dün itibariyle Sağlık Bakanlığımız müteahhit firmadan geçici kabulünü yaparak teslim aldı. Hastanemiz 400 yataklı olup bir bölge hastanesi olarak Nazilli ve çevresindeki 7 tane ilçemiz, Aydın'a bağlı ilçemiz başta olmak üzere bölgeye hizmet verecek bir hastane olup koğuş sistemi yok. Genellikle tek ve çift kişilik yatakların olduğu son derece hasta konforu ve refakatçi konforu düşünmüş bir kampüs olarak önümüzdeki Ekim ayından itibaren inşallah hizmete başlayacak. Bugüne kadar Nazilli'de 3 ayrı kısımda hizmet veren Nazilli Devlet Hastanemiz bu hastanenin faaliyeti geçmesiyle tek merkezde faaliyet verecek. Yaklaşık 80 civarında polikliniğiyle 400 yatağıyla gerçekten son derece modern bir tesis. Bölge kurumlarımıza ihtiyacı var. Karşılayacak bir hizmeti AK Parti iktidarı Sayın Başbakanımızın talimatıyla ülkemizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah Sayın Başbakanımızın da iştirakiyle hastanemizin resmi açılışını önümüzdeki günlerde hep birlikte halkımızın da katılımıyla yapmayı planlıyoruz. 25 Ekim'den önce açılacak olan bölge hastanesi konumundaki 400 yataklı hastanemizin Ege bölgesinde veya Aydın bölgesinde örnek bir hastane diyebilir miyiz? Tabii yani Aydın'da bu kalitede hastane şu an yok. Yani hem fizik şartları itibariyle hem teknik donanım itibariyle
bugün için Aydın'ın en modern tesisi niteliğinde. Bölgedeki pek çok kamu ve özel hastaneyle rekabet edebilecek bir altyapıya sahip. Hizmete girmesiyle daha önce de bildiğimiz gibi Denizli, Aydın, İzmir'e giden hastalarımız artık bu hastanemizin hizmete açılmasıyla o bölgelere gitmeyecekler mi? Şimdi yeni bölümlerin de açılmasıyla, yeni hekimlerin de hastanemizde göreve başlamasıyla sağlık konusunda son derece yeterli bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. Devlet Hastanesi'nin faaliyet ilgimesiyle birlikte Yeşil Mahalle'nin sosyal dokusu, ekonomik dengesi de bir mutlaka değişiklik olacaktır değil mi? Başta Yeşil Mahalle olmak üzere Nazilli'mizin sosyal özelliklerinde pek çok iyileşme olacak. Özellikle eski hastanelerimizin de bugüne kadar çevresinde belli bir yapılaşma vardı. Oralarda da yeni hizmete girecek farklı hizmet birimleriyle Nazilli gerçekten modern bir görünüme inşallah. Hükümetimizin yatırımlarıyla hastane yatırımları başta olmak üzere altyapı yatırımları, okul yatırımları, devlet suçlarının yatırımlarıyla Nazilli başta olmak üzere Aydın'ımız gelecek yüzyıllara yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Doktorum, şu anda hastanemizde eksik hekim sayımız veya eksik branşlarda hekim sayımız var mı? Yoksa ne zaman tamamlanacak? Şu an itibariyle branş olarak eksiğimiz yok. Yalnız branş hekimlerinden sayı olarak eksik olanlarımız var. Kadın doğum ve çocukta bir miktar sıkıntımız var. Ancak hizmet verebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde onların da hızla tamamlanmasını bekliyoruz. Son birkaç ay içerisinde ona yakın uzman hekimimiz ilave olarak hizmete başladı hastanemizde. Yeni hastanemizin açılmasıyla beraber bu eksikliğin giderilmiş olacağını düşünüyoruz. İnşallah Nazilli çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti alacaktır. Hastanesinin gerçekten keyifle geldiği noktayı izledik. En başta Sayın Başbakanımız, önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akta, şimdiki Sağlık Bakanımız Sayın Mezunoğlu başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müteahhit firma gerçekten çok büyük gayretle inşaatı süresi içerisinde tamamlayarak Sağlık Bakanlığımıza teslim etti. Ben bekçisinden mühendisine kadar, mühendisinden müteahhit firma ve kamudaki bütün emeği geçenler olmak üzere herkese tekrar en derin şükranlarımı sunuyorum. Aydın'ımızın bu eseri kazanmasında emeği geçen dönemin milletvekillerine, danışmanlarına ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine de burada adını almadan geçemeyeceğim. Hepsine sonsuz teşekkürler olsun. Sayın Vekilim, da içinde bulunduğumuz 400 yataklı hastanemizin faaliyete geçmesiyle birlikte şu anda hizmet veren iki binamızdaki ve bir de ek polikliniğimizdeki, hadi o kira diyelim, diğerlerinin durumu ne olacak? Şimdi oralarla ilgili projelerimiz var. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Nazilli'de sağlık hizmetleri sadece Nazilli Devlet Hastanesi olarak değil, başka birimlerde de hizmet veriliyor. Oradan da yine kamunun farklı hizmet alanlarında değerlendirmesi anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü şartlarda mevcut plandaki yolların çalışmaları tamamlamış vaziyette ama bunların yeterli olmadığını göreceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni kapıların açılmasıyla buradaki fiziki ortamlar yeni baştan planlanacak. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?